işaretim var. Ha. Şöyle hemen şöyle hemen. Bu söyleyeceğim şeyi sakın yanlış anlama. Ya bak ben para gözü bir insan değilim. Sadece hayatımı, geleceğimi güvence altına almak istiyorum. Ha, yok be ya. Yanlış anlama ben. Sen söyle dileğini bana. Söyle. Tamam söylüyorum o zaman Sami. Seninle evlenirim ama evi benim üstüme yaparsın. Evi? Senin üstüne yaparsan mı evleneceksin güvenle? Evet. Ya benim erkeklere hiç güvenim kalmadı. Bak önceki kocam da seni çok seviyorum, hayatımı sensiz geçirmem dedi dedi. Beni ortada bıraktı, başka bir kadınla kaçtı gitti. İpten aykırı gitmiş terbiyesiz namussuza baksa. Hiç merak etmesen, benden öyle şeyler olmaz. Sibel sen bana tamamen güvenebilirsin yani. Öyle şey olmaz. O zaman sana güvenmemi sağla Sami. Ha. Tamam, bakarız ya. Vakti zamanı geldiğinde bir şeyler şey yaparız onu. Sami Beyciğim, aşk güzel bir şey. Güzel bir şey. Ama saman alevi gibi kaç gün süreceği belli olan bir şey değil ki. Hayat öyle mi? Hayat upuzun. Yani ben hayatımı güvence altına almak istiyorum. Ya bana şimdi güvenirsiniz ya da bu iş olmaz Sami Bey. Olmaz mı? Yani şimdi Sibel Hanım, ben sizi ilk gördüğüm andan itibaren sanki de 40 yıldır tanıyormuşum gibi güveniyorum yani size. Tamam, tamam. O vakti zamanı geldiğinde, şey olduğunda tamam ben onu yaparım. Tamam. Yaparız, yaparım. Yapabilirim. Yaparım. Kimse yok mu ya? Hah, hoş geldin Büyümcüğüm. Hoş bulduk, nasılsın? İyi, iyi. Babacığım hoş geldin. Selamlar kızım. Aa, hayrola sen erkencisin ya. Evet, bugün ithalatçı firmaya gittim. İşim erken bitince erken geldim babacığım. Aa, iyi yapmışsın ya, iyi yapmış. Hah, Büyümcüğüm. Hah. Bugün postacı böyle bir tebligat bıraktı eve. Ha, almışsın sen ne güzel. Hı. İmza neymiş bu? Aldım. Neymiş, bakalım. Neymiş? Bakıyoruz ya, daha bakmadık ya. Ha, sular idaresinden geliyor. Neymiş, dur bakayım. Faturaları ödemediğiniz takdirde bir hafta içinde suyunuz kesilecektir. Suyumuz mu kesilecekmiş? Nereden çıktı Femciğim bu şimdi? Sular idaresinden Rukiye. Tebligat göndermişler işte, ihbarname. Ama babacığım sen su faturalarını yani günü gününü ödersin. Evet. Onda bir sorun yok. Tabii canım, tabii. Sen koyarsın ödenmiş makbuzlarını şapkadan önlerine, onlar da görsünler. Tabii öyle şapkadan koyarsam makbuzları önlerine, onlar da günlerini görürler de. O makbuzlar yok artık Rukiye. Ya işte ben de şu faturaları, makbuzları falan bir düzenliyorum. Dağılmış ya, çok dağılmış. Ha, bu geçmiş makbuzlar değil mi Femciğim? Ay aman at gitsin artık şunları be. Ya olur mu Rukiye ya? Bunlar çok güzel arşiv bunlar ya. Atılır mı bunlar hiç? Femciğim ben bugüne kadar hani yer işgalinden başka bir işe yaradıklarını görmedim bunca senedir bunların. Yok, olmaz şimdi bunlar bir şey olur falan, bir terslik olur. İsterler şu olur, bu olur. Bunları saklamak lazım hepsini. Vallahi bence at gitsin. Nazlı da diyor bak at gerek yok diyor. Babam diyor boşa tutuyor onları diyor. Lazım da bir şey olsa gençler bilmez mi? Bence at gitsin. Ya Allah Allah siz de taktınız bu benim makbuzlara ya Allah. Sanki evde bir tek fazlalık bunlar var ha. Ya bir de kendi kendine iş çıkarıyorsun fazladan bunları. Mesai harcıyorsun, vakit harcıyorsun. Gerek yok ki Fehmi'ciğim kurtul şunlardan. Peki tamam. Tamam. Ben götüreyim bunları atayım. Sizin de dilinizden kurtulayım hiç olmazsa. Tamam. Yani. Bak ne güzel. Ben bir poşet getiririm onları şimdi. Çay getiriyorum sana. Ha. İşte o faturalar için. Bunlar kalabalık yapıyor. Atalım buradan derseniz olacağım. Femiciğim ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını? Bilmiyorsan konuşmayacaksın ya. Ben biliyordum da o faturaları biriktiriyordum o kadar.
Babacığım, bu benim kabahatim o. Çünkü ben atalım dedim onları. Benim suçum. Ama bak şöyle yapalım. Fatura ne kadar geldiyse ben onu kendi maaşımdan müsaade edersen ödemek istiyorum. Öderim ben onu. Tek fatura değil. Burada 7-8 tane fatura var ya. Daha önceki tarihlere ait ödenmemiş faturalar var. Ben yarın bir sular idaresine gireyim de bir rakamı öğrenim bakayım. Ah Fehmiciğim, o kadar geridense bu ne biçim faiz işletirler değil mi şimdi? İşletmez olurlar mı ya? Faturanı göstermezsen faizi işletirler tabii. Şimdi bak burada 2 yıl öncesinin, 3 yıl öncesine ait fatura var ya. Ne biçim faiz bindirirler buna? Ah. Oo. Kızım, ekmek dokunuyor. Bu ekmek şey ya, onu daha yemiyor. Ne kokay büyüle. Ha? Bir şey kokay güzel. Mis gibi kokay. Çiçekler kokay. Mis kokay. Ne kokay büyüle acaba? Ne kokacak babaanne? Erol Taş Baba Sami mis gibi kokuyor. Sana ne be? Sana ne? Allah Allah. Ben senin gibi ter mi kokacağım? Azıcık dikkat edeceksin kendine tabii. Ya niye bana kızdın? Ben anlamıyorum ki şimdi. Babaannem soru sordu, ben de cevap verdim. Sen kokuyorsun dedim mis gibi işte Erol Taş Baba Sami. Evet babacığım, ne oluyor sana son zamanlarda? Sen kilo da verdin, ekmek falan da yemiyorsun. Perhizdesin galiba. Yok be kızım, ne perhizi? Bir perhiziymiş o. Acık şekerim var ya, yediklerime dikkat ediyorum ondan. Ya yesen bir türlü, yemesen bir türlü siz de ha. Elvan'ım, babam var ya bu aralar evlere şenlik. Ev mi? Nereden çıkardın sen evi? Evi nereden çıkardın? Nereden biliyorsun sen o bir şeysini? Ha? İspiyoncuk kirpi, nereden biliyorsun o şey? İpsi kim oluyor? Bir kere bakalım dış kapının tokma. Ne oluyor torunum, ben bir şey anlamam. Yok bir şey babaannem, yok. Sen boş ver. Kafanı yorma. Sen bak önüne, yemeğini ye. Babacığım ne oluyor yani? Ayrıca gerçekten ben de anlayamadım. Bir şey demedik ki Şahin. Sadece evlere şenlik dedi. Hem zaten şu aralar durumun evlere şenlik. Evlere şenlik. O evlere şenlik şeysinden o. tamam. İyi. Ya gerçekten Sami Baba, senin şekerin, hatta şekerlerin bu ara fena. Bir yukarı çıkıyor, bir pastaneye iniyor. Bir yukarı çıkıyor şekerler, bir pastaneye iniyor. Hep sana. Baba bana bak, yeminle anamı unutacağım şimdi. Elimin tersiyle yapıştıracağım. Geliyor. Ama babacığım, yani Şahin de haksız sayılmaz. Bir haller var sende bu aralar. Halime? Yok be ya. Sami, sen bu Yıldız'ın getirdiği gelinle görüşür müsün yoksa? Ya unu... Unu? Unu sen yedin diye ondan görüşüyorum yani. Ha, o zaman güzel. Ha, konuş, gülüş. Tabii. Babacığım, birazcık ekmek alır mısın lütfen? Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Yemeği de. Yemeğim de. Yemiyor. Allah Allah. E, yiyecek belki. Ha, belki yemek. Şey edelim sana da. Anneciğim, siz yediniz mi? Hı, yedik biz. Siz ne iyi ettiniz, geldiniz vallahi. Çok teşekkür ederim çocuklar. Anneciğim, lafı bile olmaz da sen normalde bizi hafta içi gündüz pek çağırmazsın yani. Böyle çok ısrar ettin. Hayırdır? Sıkıntılı bir durum yok değil mi? Pek hayır değil Ahmetciğim. Hayda. Yani baban sizin yanınızda pek üstümüze gelmez diye düşündüm açıkçası. O yüzden çağırdım. Dur bakalım. Ya babam dün gece pek bir şey söylemedi aslında ama... ya eğer yüklü bir fatura gelirse... yani seni de beni de topa tutacak, ben biliyorum. Ay, düşündükçe tansiyonum çıkacak Nazlı. Bence dün geceki fırtınadan önceki sessizlikte. Ay merakımdan işe geç kalacağım. Ya siz anlatacak mısınız ne olduğunu? Postacı. Evet. Geldi. Evet. Bir ihbarname. Neymiş? Açtık. Evet. Sular idaresinde. Eyvah. Sağ olasın. Oo Sami Usta, sen fötür takmazdın. Bu aralar şapkasız hiç çıkmıyorsun, hayırdır? MF gibisin ha. takmazdım da. Sen nereden aldın ki beni fötür, şapka taktım? Ya Sami Usta, nasıl anlamayayım ya?
Hasan'la bir şapka bir insana bu kadar mı yakışır ya? Ya Allah! Yok be, ayı da her zamanki halim. Ya Sami Usta, bir şey diyeceğim sana. Ya bu senin kafa, senin kafa var ya. Parlıyor yani biraz böyle. İşte benim bile bazen gözümü alıyor bak. Şaka yapmıyorum. Hani şapkayı da ondan takıyor diyorlar. Sen ne diyorsun? Allah Allah, hadi şaka yapıyor. Benim bile hem gözümü alıyor diye. Benim bile gözüm. Allah Allah. Hayret bir şey. Acık acık seyrek. Ondan takıyor herhalde ben. Gel miyim? Ya tamam, sinirlenme be. Sinirlenme Sami Usta. Laf olsun diye söyledim ya. Deme. Deme. Laf olsun diye deme. Allah Allah. Yok şapka takıyormuş da. Yok gözün iş yapıyormuş da. Seni ne gülüyorsun? Allah Allah. Gel miyim ben? Acık oralarda boşluk var. Bundan şey yapıyorum. Tamam ya, dediğin gibi olsun. Sami Usta sinirlenme. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol Sami Usta. Vay arkadaş ya. Duyuyor. Hala gözümüzü duyuyor. Hadi, hadi. Herkese cümleten kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Sami abicim yakıyorsun ha, şapka çok yakışmış. Ya zamanki halim işte benim bu. Hiçbir fötür şapka görmediniz hayatınızda. Aa Alper, yani Sami baba fötür takmadan gezmez, bilmiyorsunuz mu bunu? Babacığım, önlüğünü getirdim ben, önlüğü takalım istersen. Yok yok, hiç gerek yok kızım. Hiç... Bölümün iyi ya. Buna gerek yok. Abişim, babanın kafada fötür var. Olmaz yani önlük, nicht. Sami abiciğim, şaka yapıyoruz zaten ama gerçekten çok yakışmış. Hadi öyle. Neyse, ben gidiyorum. Evin emlak vergisini yatıracağım. Ha. Evin mi? Evin. Hangi evi? Niye emlak vergisi? Nereden çıktı? Sana ne benim evimde emlak vergisi ne? Seni ne yatırıyor? Emlak vergisi gelmiş, onu yatıracağım. Yatıracağın da benim emlak şeysinden. Sana ne? Sana ne? Senin evin değil Sami abi, benim evin emlak vergisi gelmiş, onu yatıracağım. Ha. Sen niye sinirlendin ki bu kadar? Aa! Bu senin kendi şeysin, şeysinden evin. Benim evim. Ha. Neyse görüşürüz, hadi kolay gelsin. Hadi 200. Şapka yakışmış ama. Aa, eyvallah. Evet, evet, doğru, doğru. Ne? Evet, ben fırına bakayım, şey yapayım o zaman. Böyle mi gireceğim fırına? Nesi var Şahin ya? Niye böyle davranıyor? Ya çok öfkeli ya. Yani her an patlayabilir. Sinir, sinir, sinir. Önlüğü de takmadı. Sizi gerçekten anlamıyorum. Gerçekten. Ya ne diye fatura dosyasını attırıyorsunuz ki babama? Ay biz nereden bilelim abicim ama ya? Yahu ben bilsem. Bilsem böyle bir şey olacağını. Hiç ister miyim? At dosyayı der miyim? Ay Rukiye anne, Fehmi babanın şu fatura arşivlerine gösterdiği özeni müze arşivlerine görmedim. Geçen gün TRT'de gösterdiler biliyor musunuz? Osmanlı'nın güzelim eserleri lime lime olmuş bakımsızlıktan. Ya bırak sen şimdi Osmanlı eserlerini. Babam annemle Nazlı'yı arşive kaldıracak. Ya. Geldi. Ha. Hey babam. Hoş geldin baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Babacığım ne yaptın? Halledebildin mi? Yanlışlığı düzeltebildin mi? Yok kızım, nerede ya? Adamlar ödenmiş faturanın makbuzunu istiyor. İstesin o ödenmemiş sayılan faturanın tutarı ne kadar ki? Kaç para? Yani, sırf o değil ki ya. Daha bir sürü fatura çıktı. Fehmi'ciğim şimdi onlar da haksızlık etmesinler. Sen her ay gittin, düzenli düzenli yatırdın, ben şahidim. Ya Rukiye, senin şahit olman yetmiyor ki, mahkeme mi orası ya? Orası herif, adam diyor ki sen diyor makbuzu getir bana diyor, makbuzu görmek istiyorum. Ne kadarmış babacığım? Öderim ben, ödeyebilirim diye düşünüyorum. Ne kadarmış? 896.000 lira. Ne? Ay baba, hamam işletsen bu kadar fatura çıkmaz. Biz buraya baraj kurmadık ki canım yani. Ya işte sadece birkaç ay değil ya. Daha önceki senelere de şöyle baktılar. Tabii orada ödenmemiş fatura, onların faizleri, maizleri derken buralara kadar gelmiş olay. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ya Sami abi,
Bu Sibel'in bir anda fikri değişti. Böyle sana karşı ısınmış. Vallahi çok şaşırdım bir anda. Hiç ümidim yoktu biliyor musun? Allah Allah. Neden yapmış bakalım. Ya benim gibi böyle sıcak bir tane insanı bulmuş. Eri halde bana karşı şey yapacak. Benim gibi adam olacak. Sıcak olmayacak mı? He? Ne diyor? Kendine ilgili bir şeyler söyledim sana. Gelince kendine sorarsın ya. Gelecek o ya. Gelsin, gelsin. Ben artık bu nişan meselesini konuşalım onlar. Artık konuşursunuz kendi aranızda. Ben siz mutlu olun diye yapıyorum, gerisi size kalmış. Bir şey yapsın, sütlaç sütlaç. Aa, yok yok yok, yemeyeceğim sana abicim, sağ ol. Çocuklar, Yıldız ablasının paketi hazır mı? Ben Mesut'la çocuklar için böyle ufak bir şeyler hazırlattım. Hazır usta. Ay Sami abi. Ne gerek var şimdi duyanın gören de sancak karşılık bekliyorum da yapıyorum diye. Benim amacım hayrım dokunsun insanlara. Ya herhalde ben biliyorum işte. Tam bakı burası. Şu Yıldız ablaya da sinir oluyorum ha. Hayır yani sana ne insanların işinden, gücünden, evlenmesinden. Abişim Yıldız ablayla Nurten abla inanılmaz birbiriyle yarış halinde. Kim kime daha çok koca bulacak diye çekişme var. Bakalım kim kazanacak? Hayır yani o zaman gitsinler başka yerde yarış yapsınlar. Yarış pisti mi canım burası? Hem bula bula benim babamı mı buldu ya? Allah Allah. Bak ben gidiyorum içeriye tamam mı? Yıldız ablanın yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Sen bana gidince haber verirsin. Tamam. Birazdan gelir Sibel. Gelsin gelsin. Gelsin de eve artık şu nişan mevzularını konuşmamız lazım. Eve artık nişan yapmamız lazım. Astıcığım, Astıcığım yapma hayatım, yapma bir tane. Bak içeride kardeşin uyuyor, sesten uyanacak. Yok benim sana biraz. Yok, yok. Ama bak Astıcığım sen hiç söz dinlemiyorsun. Bak bozuşacağız. Lütfen yapma bir tane. Gürdancığım bir saniye. Astıcığım, kuzum bak yapma. Ben sana ne alacağım biliyor musun? Ses yapmazsan, uslu bir kız olursan. Ne? Horozlu şeker. Olur mu? Ama uslu kız olursan. Oldun mu uslu kız? Tamam. Oldun mu? Aferin. Bak gördün mü? Babaanne bak. Uslu kız oldu. Gördüm bir tanem. Aferin benim kuzuma be. İşte evet kadar. Gerçekten de sustu. Hadi. Hadi bana horozlu şeker al. Tamam alacağım ben sana horozlu şeker. Dur bakalım sen bir. Dur bakalım sen bir. Aman gitti sular görüyor musun? Ama ne ara gitti? Ay, ne yapacağız biz buradan be? Kapıya bakayım. Benim almam gereken bir iki şey vardı anneciğim. İzninle sen Aslı'yla... Tamam bakar bakarım sen hem kapıya bak. Tamam Gülden. Ödersin. Ay Allah. Ay Aslı'cığım görüyor musun? Bak sular gitti. Ama horozlu şeker. Tamam söz verdim haklısın horozlu şeker alacağım horozlu şeker ama şu işlerimi bir halledeyim. Çok mu seviyorsun horozlu şeker? Evet. Evet. Çok seviyorum. Aferin benim kızım. Aferin. Ses yapmadan ama bak ses yapma kardeşin. Tamam. Eyvallah Cemal. Ya beyler, duydunuz mu? Sular idaresinden Fehmi abilere acayip yüklü bir su faturası gelmiş. Ha, Fehmi abi suları kesecekler diyordu. Ya o kadar ödenmemiş fatura var abi. Bir de tarihi geçmiş. Aba o, düşünsenize ne para gelir. Fena. Ne yani şimdi Fethi'cimin suları mı kesilecek? Öyle görünüyor vallahi. Fehmi abi öyle dedi. Aa, olur mu öyle şey ya? Fethi'cim şimdi susuz mu kalacak? Niye daha önce söylemiyorsunuz kardeşim ya? Gideyim bir konuşayım, bir teselli edeyim. Aman sizin yaptığınız daha Fethi! Fethi! Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam var ya, çocukken damdan başın üstüne düşmüş. Kesinlikle. Aynen canım, aynen. Kafa üstü küt. Ya şimdi dalgayı bırakın da siz... Belli ki bu sular idaresi eski faturaları falan ortaya çıkarıyor. Eski hesapları arıyor herhalde ha. Sizinkiler duruyor değil mi? Eski faturaları saklıyorsunuz. Tabii tabii bilader. Bende hiçbir fatura kaybolmaz. Hepsi dosyada. Ya bende de öyle ama bak işte Fehmi Baba şapa oturuvermiş. Dikkat etmek lazım yani. Vallahi bende de öyle. Evraklar tam ama Fehmi abi nasıl böyle bir tedbirsizlik yaptı ya?
Onu anlamış değilim. Hadi babacığım, görüşürüz. Hadi güle güle kızım. Aa, hoş geldin Seyf abi. Hiç hoş gelmedim Gülden. Hiç hoş gelmedim. Fethi, duydum geldim. Çok üzüldüm ya. Bir şey eksiktin zaten. Babacığım, bir şey istiyor musunuz? Bana biraz huzur al kızım. Buralarda huzur bulamıyorum bugünlerde. Kalamış'tan olsun. Kalamış'ın tatlı bir huzuru vardır. Nasıl güzel ama espri değil mi? Ben de Uğur Böcekleri gibi diyorum, bir komedyenlik falan yapabilir miyim Fethi? Seyfi, kısa kes. Sinirim bozuk. Konu ne? Senin için geldim. Sular kesilecekmiş. Kesildi bile. Aa. Fehmiciğim, hoş geldiniz Seyfi Bey. Hoş bulduk efendim. Ha, susuz da kaldık yani. Ne desen haklısın Fehmiciğim. Ay, susuzluk çok kötü bir şey efendim. İnsan açlığa 3-4 hafta falan katlanabiliyormuş da... susuzluğa 3-4 gün katlanamıyormuş. Hemen 4 kolluyu görür gibi oluyormuş yani. Ya tamam, abartma olayı ya. Çölde değiliz ya. Efendim, size yardımcı olmaya geldim. Madem sularınız kesikmiş, yardımcı olayım dedim. Sağ ol, istemez. Teşekkür ederiz. Fethi. Fethi, şunu al. Allah aşkına, al. Ne bu ya? Para, hani sular kesilmiş ya, belli ki borçtan dolayı kesilmiş. Onu şey yaparsın, sonra bir ara bana verirsin sen. Seyfi, al şunu ya. Aa, ölümü gör. Vallahi almam. Tamam, ne ben sana verdim, ne sen aldın. Tamam, bitti gitti. Ya konu. Al şunu, Allah Allah, çıldırtmayın canı. Ya hayır, almam. Vallahi almam, hayır. Ya alsana şunu. Almıyorum. Ya alsana şunu ya. Allah Allah. Seyfi. Almıyorum. Beğendiniz mi yaptığınızı, ha? Sularımızın kesilmesi yetmiyormuş gibi bir de bu adamın ağzına sakız olacağız şimdi, bak. Bak, olacak işte ya. Rukiye, şunu al Nurten'e ver. Bu adam benim tepemi attırmasın. Tamam Fehmiciğim. Ay, dilim kopaydı da demeyeydim o makbuzları at diye. Ah. Ha. Merhaba sen. Karıcığım, hoş geldin. Çocuklar nerede? Sağ olasın. Anneme bıraktım, birkaç şey alacağım. Ben bakarım dedi. İyi. Babam annemle Nazlı'ya kızgın mı hala? Daha da beter kızdı. Suları derse suları kesti Ahmet. Eyvah. Bir otursana. Yok, oturmayacağım. Sana söylemem gereken daha önemli bir konu var. Hayırdır, konu ne? Annem. Annem. Evet. Ha, geliyor o zaman. Buyurun, dinliyorum. Evet, ne yaptı anne? Annem, Aslı'nın eğitimiyle ilgili çok yanlış şeyler yapıyor Ahmetciğim. Annem. Evet, annem. Aslı'nın eğitimiyle ilgili yanlış şeyler yapıyor. Yapma gözünü seveyim Gülden. Annem 3 tane çocuk büyüttü, tamam mı? Bu mahallede bizle ilgili söylenecek en son şey terbiyesiz çocuklar olmamızdır, tamam mı? Hayatım, bu terbiyeyle ilgili bir konu değil ki. Annen Aslı'ya sürekli istediklerini rüşvetle yaptırıyor. Ne yapıyor? Zarf içerisinde parayı... Aslı Hanım'ın çekmecesine mi koyuyor çaktırmadan? Hayır hayatım. İstediğimi yaparsan sana şeker alacağım. İstediğimi yaparsan sana pasta vereceğim. Böyle iş yaptırıyor. Nasıl yani şimdi? Babaannesi çocuğa pasta, şeker almayacak mı yani? Hayatım, alsın ama istediklerini yapması için değil. Ya bu şekilde alışırsa istediklerini yapmak için hep bizden rüşvet bekleyecek Aslı. Çocuğun gelişimi için çok yanlış Ahmet, lütfen. Tamam, biz ona rüşvet demeyelim, tamam mı? Teşvik primi diyelim. Ya şaka yapma. Lütfen bu konuyu annenle konuş ve hemen hallet. Çay içer misin? Rüşvet mi veriyorsun? Teşvik primi diyelim ya, Allah! Baksana nasıl keyfi yerinde. Ya evet ya, Erol Taş Baba Sami'ye bak. Havalarda uçuyor, bulutların içinde. Michael Jackson gibi ya. Bak söylemedi deme. Bu kadını benim gözüm hiç tutmadı Şahin. Ya Nihat abişim, yapma öyle ya. Bak daha tanışır tanışmaz... kadın ne kadar mutlu etti Erol Taş Baba Sami'yi. Bir de evlense var ya, daha mutlu olamaz yani. Sen de sevin. Bak, baban çok mutlu. Vallahi sen ne dersen de. Ben babamı çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir adamdır benim babam. O kadının elinde oyuncak olacak diye korkuyorum.
Ne yapıyorsunuz siz orada? İşiniz gücünüz yok mu? Muhabbet kuşları gibi vıy 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 konuşuyorsunuz. Ya da herkes işin başına. Pişt! He. Konuşan kirpi. Yerleştir bakalım onları yerine, hadi. Tamam ya, ne yaptım ya ben? Niye bağırıyorsun bana şimdi? Hadi, çok konuşma. Çok konuşma. Şahin. He. Konuşan kirpi. Hadi, şimdi çalışan kirpi ol. Onları koy oraya, hadi. Ben gidiyorum içeri. Bak, o kadın geldiğinde görmek istemedi, tamam mı? Tamam, tamam. Ya Erol Taş Baba Sami, kaşımın altında göz var diyeceğim, ona da bağıracaksın, kızacaksın ya. Pöf sana! Pöfeme bana. Allah Allah. Ben sana biliyorum yapacağımı. Şu cici annem bir gelsin, o zaman göreceğim ben seni. Efendim, bir de onlara su koyduk, getirdik. Bitince haber verin, tekrar getiririz. Zahmet verdik, hiç gerek yoktu. Aa, öyle şey olur mu Rukiye abla? Bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok ki. Yani komşu komşunun suyuna muhtaç, diyeyim ben. Efendim, nakit veriyoruz, kabul etmiyorsunuz. Biz de bari böyle yardımcı olalım dedik. Ya abi, sağ ol. Hiç gerek yoktu Sevya, hiç gerek yoktu. Hiç itiraz istemem. Hiç itiraz istemem. Yani sudan sebeplerle şu suları kabul etmemek olmaz. Lütfen rica ediyorum. Ya tamam, hiç gerek yoktu ya bunlara. Ya hem fakirsin hem de bir de gurur yapıyorsun. Ne gerek var? Ay Rukiye abla. Rukiye abla, biz bunları mutfağa götürelim. Sen orada ayarlarsın istediğin öyle gibi. Öyle yapalım. Hadi. Öyle yapalım. Sen canım, aç kapıyı bana Rukiye abla. Heh. Ya hiç bunda zahmet edecek bir şey yoktu ya. Gerek yoktu. Yarın öbür gün zaten sular açılır. Açılmazsa da ben çocukları gönderirim. Çınar altındaki çeşmeden doldururlar ya. Olmaz öyle şey. Suya ihtiyacın oldu mu... Ya gider, gelirsin, kapıya vurursun ya da telefon edersin. Ben hemen aşağı inerim, getiririm ben sana. Tamam, sağ ol, sağ ol. Ya insan yani komşu komşunun suyuna muhtaçtır. Ben böyle günler için yetiştirilmiş bir insanım. Ben öyle bir komşuyum. Öpeyim artık, artık öpeyim. Yok, yok, yok. Öpmeyi kaldırdık ya. Öpme yok ya. Yani su getirdin mi bana? Yok, yok, öpme tamamen. Nurten'cim, ya... Yoruldum biliyorum ama bu suları taşı taşı. Tamam kurban olayım, konuşsan da Seyfi Bey'le artık şu su meselesini kapasa. Fehmi'ye suyla ilgili hiçbir şey söylemezler. Çünkü her su duyduğunda Fehmi onun ağzına cidir tepesine çıkıyor. Ay kız Rukiye abla, tamam haklısın da ne yapayım? Fethi'cim susuz kaldı, yardım etmek lazım diyor. Başka bir şey demiyor adam. Tamam, biliyorum. İyi niyetinin farkındayım, biliyorum. Sağ olsun. Sen de hani yoruldunuz, ettiniz, su taşıdınız ama... Çok sinirleniyor. Çok sinirleniyor. Ondan sonra kabak benim başıma patlıyor. Hani nereden dedim makbuzları at diye? Ay dilim tutulaydı da demeyeydim. Ay tövbe de Rukiye abla. Öyle deme. Olmuş da ölmüşe çare yok. Ne yapacağım? Üzme kendini annem ya. Sen üzülünce ben de çok üzülüyorum. Yok komşum üzülmeyelim tamam ama yani. Ben de korkuyorum. Tansiyon mansiyonu oynayacak adam. Aa duydunuz mu beyler? AYT'ye giriyormuşsunuz, AYT'ye. AYT mi? O ne be? Oğlum Avrupa Ekonomik Topluluğu. Yani ortak pazar ya, ortak pazar. Ha iyi, kıyakmış ya, girelim. Çünkü bir yana kapılarından döndük, giremedik. Bari ekonomimizle gireriz. Tabii canım, pazar iyidir kardeşim ya. Bak pazar bizim Mustafa'nın dükkandaki gibi... Hı. Her şeyin böyle tazesini, güzelini bulursun. Pazar iyidir kardeşim. Bravo. Çok güzel, çok güzel yağ çektin. Mandalinayı hak ettin. Hop. Abicim, bizi ortak pazara falan almazlar. Hiç heveslenmeyin. Hoppala, laf biçim seninkisi Alper'im. Neden sokmasınlar ya? Bizim gibi böyle genç bir nüfusu bu kadar kalabalığı nereden bulacaklar? Adamlara lazım oluruz ya. Ya Mesut abicim, bak şimdi. AYT Hristiyan Kulübü. Biz Müslümanız. Bizi en başta bu yüzden sokmazlar. Pazar bu abicim. Din imanı para. İşine gelirse sokar. Niye sokmasın? Şimdi biz... Buraya girersek bu ithal çikolatalar falan ucuzlayacak mı? O zaman tutmayın beni bak ha. Ya oğlum seni tutuyoruz da ne oluyor ki zaten? Ah yaşa. Bravo. Bravo. Domat Mustafa, ne olacak şimdi biz diyelim girdik AYT'ye ortak pazara mı ne? Ne oluyor yani girince? Ha bak güzel soru bak. Ha. Evet. Şimdi mesela sen malını Avrupa'da o topluluktaki bütün ülkelerde rahatça satabileceksin. Aa. Tabii karışanın görüşenin olmayacak. Kimse sana sormayacak. Aa bir dakika, sen bu çayı niye satıyorsun? Niye buraya getirdin? Kopil! Kimse öyle bir şey demeyecek mesela. Olmaz, olmaz. Bana ters.
Çünkü ben oraya gidene kadar çay buz gibi olur ya. Satamayız, kimse anlar. Allah iyiliğini versin ya. Ya Mustafa, kardeş bizi oraya almazlar. Ya niye almasınlar? Alırlar, siz amma karamsarsınız ya. Almazlar başkanım. Abiciğim, din imanı para alırlar ya. Almazlar. Almazlar. Parası ne diyor? Ya başkanım sen yapma, almazlar. Ya Basri burada olsa söyleyecek. Gün gelecek, alacaklar diyecek. Abi o hiç almazlar. Ya alacaklar. Almazlar kardeşim. Allah. Erol Taş Baba Sami, yani hiç yerinde durmuyorsun ya. Sürekli böyle hareket, dışarı bakma. Ne bu ya, bu pozlar, bu şekiller falan. Sana ne be, sana ne? Allah Allah, ne varmış, esnaf adamım ben. Herhalde böyle böyle olacağım. Bir gelecek kalan müşteriye karşı hazırlıklı olmam lazım. Sana ne? Sana ne? Merhaba Sami Bey, kolay gelsin. Merhaba, Sibel Hanım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Sibel Hanım. Herhalde sen neden büyüklerin lafına karışıyorsun? Neden karışıyorsun? Tebeleme, buyurun, buyurun, tebeleme, oturun lütfen. Buyurun, buyurun. Mersi. Mersi. Niye yer, ne içersiniz? Vallahi bir limonatanızı, bir pastanızı alırım. Hemencik, evladım duydun, hemencik hanımefendinin pastasıyla... Evladım, sen neden tren muamelesi yapıyorsun bize? Duymadım ha. Duydum. Hadi acele et. Duydum, duydum. Hadi. Usta. Siz meyveli seviyorsunuz ya. Sabah erkenden kalktım. En taze meyvelerle size meyveli pasta yaptım. Ay çok mersi. Mersi ya. Hadi oyalan, hadi. Yani yüzü bizim işlerde maşallah her zamanki gibi güzelsiniz. Meyveli pasta Sibel Hanım. Buyurun, afiyet olsun. Mersi. Evet, size bir şey söylemek istiyorum ben Sibel Hanım. Kayınpederim diye demiyorum ama Sami Bey çok iyi bir insan. Ne kadar şanslısınız, sizi böyle seven bir damadınız var Sami Bey. Efendim eksik olmasın, ben de damadım gerçekten çok seviyorum. Ukağı seviyorum, yani ukağı seviyorum. Nereme ne yapacağımı zaman zaman bilemiyorum. Misal. Yani şunu söyleyeyim size, ben dedim ki Sami Bey'e, babama, dedim bir gün dedim izin verir misin dedim. Ne demek dedi ya? Tabii ki de dedi, yeter ki sen izin iste benim güzel damadım dedi ve bana izni verdi, değil mi? Kim dedi? Ya... Ne zaman dedi, kim dedi? Nerede? Ya o ses tonunuz biraz yüksek babacığım. Heyecanlandım tabii. Sen dedin ya, hayatı yaşamak lazım dedin. Yani çalış, çalış, çalış. Arbeit'in nereye kadar dedin ya? Hatırla, hatırla. Hatırladım. Şimdi bir daha bak. Ha. Bir daha hatırladım. Ben dedim, onu ben dedim. Sonra bir de ne dedi? Ne dedim sonra? Bir gün dedi. Nicht, yetmez. Bir günde ben sana veriyorum izni dedi. İki günde de izin. İşte kayınpederim diye demiyorum. Çok seviyorum. O kadar iyi bir insan ki. İki gün dedin izin. İki gün. Demeyeceğimdir. Onu da demeyeceğimdir. Çünkü ben... Bu kadar şey bir adamım yani. Anlatamam. O kadar iyi bir insan ki. Anlatamam. Bu anlatamaz. Ama akşam eve gidince baş başa kalınca ben onu anlatacağım. Nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Hiç merak etme sen. Tamam, limonata geliyor. Bu pastanın içindeki mandalina biraz ekşi geldi. Ben bu pastayı sevmedim. Ben çikolatalı bir pasta alabilir miyim? Ekşi mi geldi? Ekşi geldi. Evladım hemen onu çikolatalı ilan değiştir. Hemen. Aa, tabii tabii. Hemen aşk, hemen aşk. Tabii tabii, hemen. Bak sen mandalini yaptığına bak, kusura bakmayın. İş yapamadı demek ki bu. Şapkanız ne kadar yakışmış Sami Bey. Ya. Vallahi versin. Başımıza gelene bak ya. Susuz kaldığımıza mı yanayım? Seyfi'nin diline düştüğümüze mi yanayım? Ya olacak şey değil ya. Yemin altına bir bakayım ben. Şey olmasın. Hemen lafını koyayım. Yok, bu laf aynı yerde. Hep aynı yerde ya. Merhabalar. Fethi hep burada. Fethi'ciğim. Malzemeler hazır. Ne malzemesi Seyfi? Sabun, lif, havlu. Hepsi 0 kilometre. Tenime değmedi. Hepsi senin için. Hadi bize gidiyoruz, banyo yapacaksın.
Yok Samet, ben yıkandım diye. Evet evet Seyit Bey, teşekkür ederiz. Öyle bir şey gerek olursa biz haber veririz size. Olur mu öyle şey ya? Kokacak mısın Allah aşkına? Hadi, hadi gideceğiz biz de banyo yapacağız, hadi. Ya ne kokması, temizim diyorum ya. Dün yıkandım diyorum ya. Allah Allah. Ben geldim. Hoş geldin canım. Ahmetciğim, Seyfi Bey hemen babanın yanından alırsın yoksa banyo sokup keseleyecek. Ne? Anlatırım ben. Hadi sen bir an önce. Hadi. Seyfi abi, buyurun. Aa, sizde de mi sular kesik? Tamam, babanların işini halledeyim. Hemen size döneceğim. Bizim butik halinin çeyizinde hiç giymediği havlu mavlu falan vardı. Bornoz bornoz vardı. Ben de onları sana veririm, tamam mı? Ne havlusu ya? Ne diyorsun, ne havlusu? Evet, evet. Şimdi havlu, sabun, böyle kese mese bunları bırak. Bak ben şimdi sana ne anlatacağım Seyfi abicim? Gel, ne anlatacağım? Bizim Sami abi var ya, fötür şapkayı takmış. Sanırsın Süleyman Demirel mahallede yürüyor böyle. Sevgili vatandaşım. Şimdi, onun içindir ki. Şimdi. Şu düştüğümüz hale bak ya. Seyfi'nin diline düştük ya. Elime bak, bizi alıp hamama götürecek ya. Olacak şeydi. Aa, aa, aa. Evinde ben bağırıyorum. Bu nasıl? Beğendiniz mi? Hayır, sen beni niye çağırıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Sana söylemedim mi ben bu manzarayı görmek istemiyorum diye? Ya Erol Taş baba Sami var ya, Sibel Hanım'ın yanında pamuk gibi. Eğer bir şey istiyorsan hazır Sibel Hanım burada. Babandan iste, kabul ediyor. Allah benden sana izin Şahin. Canın ne istiyorsa yap babama. Hak ediyor yani, baksana şu halinde. Yani Sibel Hanım, hiç merak etmeyin. Bunlar kolay şeyler. Önemli olan iki gönül bir olsun. Yani Sami Beyciğim, bana bir söz vermiştiniz. Umarım o sözünüzü yerine getirirsiniz. Onu şimdi çocukların yanında konuşmayalım biz de. O halledilir, o sorun değil. Önemli değil. Önemli olan gönüller bir olsun. Ne zaman halledeceksiniz peki? Yani önce bir nişan olsun. Ondan sonra bakarız. Sorun değil. Bu şey yaparım. Evi yaparız yani. Ya yapmazsanız? Yaparım. Aa, söz verdim. Ama önce bir nişan olsun. Ne bileyim ben. Ondan sonra o evleri sizin üzerinize yaparım ben. Ama Sami Bey, ilk önce evi sizin üstünüze yaparım dediniz. Şimdi de nişan olsun, ondan sonra yaparım diyorsunuz. İyi ama önce bir resmiyet olsun. Ben insanları ikna edemem. İkna etmek için önce bir nişan olsun ki ne bileyim ben, dedikodu bunlara izin vermeyelim. Erol Taş baba Sami. Evet. Ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Benim güzel damadım. Sen ne yapıyorsun? İşin gücün yok mu senin? Hiç. Yok. Sibel Hanım size bir şey söylemek istiyor. Yani kayıp ederim diye demiyorum. O kadar iyi bir insan ki. Bir de çok cömert ya. Eli nasıl bol, nasıl bol size anlatamam ya. Yani zam istedim, kabul etti. Öyle söyleyeyim size. Kim kabul etti? Ben zam istedim, sen de tamam dedin ya. Hatırlamıyor musun? Hem de 100.000 lira. Hem de 100.000 lira mı? Hem de 100.000 lira, evet. Sen de... Ben kabul ettim, 100.000 lira. Yani şimdi... Sibel Hanım'ın yanında böyle cömert bir insan şimdi seni şey zannedecek, para vermiyor. Eli böyle sıkıp falan zannedecek yani. Vallahi cömert insanlara bayılıyorum, ne yalan söyleyeyim gerçekten. Böyle cimri insanlardan da hiç hoşlanmam, hiç. Hiç. Aa, bu cimrilik zaten öyle bir şey olmaz. Ben de hiç sevmiyorum cimri insanları. Verdim gitti, 100.000 verdim gitti. Tamam, kesin değil mi? Kesin, verdim dedim, tamam. Sibel Hanım, siz lütfen hep burada olun, tamam mı? Yani o kadar mutlu oluyor ki Erol Taş baba Sami ustacığım sayenizde. Çok mutlu oluyoruz hepimiz. Bakalım kısmet. Nasip inşallah. Dilekciğim, hayatım, Yıldız ablanın söylemesiyle mi bizi AYT'ye alacaklar? Ya Ali, yani AYT'ye girince bütün sınırlar kalkacakmış. Yani mallar serbestçe dolaşacak diyorlar. Ya Yıldız abla ya Yıldız abla mahallenin iç işlerinden anlayabilir ama dış işlerinden anlamak ayrı bir uzmanlık gerektirir hayatım. O nereden bilecek gireceğini edeceğini ya? Şu abi on, buyur.
Şu da 2 5'lik. Buyur abicim. Ah, buyur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ali'ciğim. Ama bence de AYT'ye gireceğiz yani. Öyle diyorlar. 1-2 seneye kalmaz alacaklarmış bize. Almazlar abi, almazlar. Bana her şeyi de ama ortak pazara gireceğiz deme abi. Ali'ciğim bak, ben senin yerinde olsam bu ortak pazar haberlerini takip ederim. Tabii. Ya kulağım orada olsun. Niye? Çünkü ortak pazara girersek bu malların hepsi serbestçe ülkeye girecek. Her yerde herkes bulabilecek bunu. O yüzden sizin için iyi olmayabilir. Takip et. O da doğru. Evet, doğru diyorsun Halet abi. Ama almazlar abi bizi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kesin alacaklar. Bak buraya yazıyorum. 2 seneye kalmaz gireriz. Hadi kolay gelsin. Nereye yazdı ya? Ya niye yazıyorsun abi ya? Ali duydun mu? Ya bak bu sefer batırayım deme. Yani sonra annemle babamın yüzüne bakamam. Dilekçim, hayatım, karıcığım bana her şeyi de bu işi de batırma deme. Merak etme, her şey kontrol altında. AYT ortak pazar, o da mı senin kontrolün altında? Ali çok korkuyorum ya. Ya karıcığım benim ya, bana her şeyi de korkuyorum deme. Ben senin yanındayım bir tanem, sen hiç merak etme ya. Sen rahat ol, rahat olsun. Biraz rahatsız edeyim biraz. Ay Ahmetciğim, çok teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim, ne demek? Oh. Ah canım, ah. Bizim çocukluğumuzdan beri vazifemiz oldu yani. Çok güzel böyle. Gidiyorum, geliyorum, kukuma kuşu gibi düşünürken buluyorum seni anne. Hayırdır? Ama ne yapayım Ahmetciğim ya, çok üzgünüm. Ben babanın suratına bakacak yüzüm yok yani. Üzülme bu kadar. Hay sen nereden bileceksin? Faturaları at deyince bunun başımıza gelebileceğini kim düşünebilir ki yani? Yok yok, ben işte onu hesaplıyordum. Böyle elimde avucumda ne varsa ben son kuruşuna kadar ödeyeceğim o faturaları. Dur. En fenası ne biliyor musun anne? Daha önce dediğimiz faturaları bir daha ödeyeceğiz. Üstelik bu sefer faizli. Yani üzül diye söylemiyorum yani. Ay. Hazır konu açılmışken anne şey diyorum. Aslı'ya diyorum böyle böyle hediyeler vererek bir şeyler alarak sözümüzü dinletmesek mi diyorum. Nereden çıktı bu konu şimdi? Konu öyle kendiliğinden çıkıverdi anne. Ha, ha? Şu anda sen mi çıkardın yoksa daha önce Gül Hanım'ın aklına geldi de? Heh. Ya anneciğim, kimin konuyu çıkardığının ne önemi var? Şimdi Aslı'ya sözümüzü dinletmek için böyle illa bir teşvik vermek zorunda kalmayalım diyoruz. Hani sen o senin sözünü dinlesin diye bir şeyler alıyorsun ya, aynı şeyi bizden de bekliyor. Heh. Bu sefer böyle hep teşvikle sözümüzü dinletiyor gibi oluyoruz. Tabii. Ben o zaman bu kadar sorunun içinde kafamda 1000 tane şey varken bir de buna dikkat edeyim, özen göstereyim. Aman torunuma bir şey alıp da hani bir çikolataymış, bir bisküviymiş bir şey yapıp da aman yanlış anlaşılmayayım diye bir de buna özen göstereyim. Tamam, ben de bir de buna dikkat ederim artık. Canım anneciğim, ya ben sen üzülesin diye, gönül koyasın diye söylemiyorum. Yani şu olmuyor mu? Yani en azından Gülden'in yanında yapmasan. Tamam canım, mu? Tamam. Aa, haklı kız, haklı. Yani ben öyle çocuklar büyüttüm ki o torunum öyle olsun istemiyor. Ben sizi de öyle büyüttüm ama demek ki yanlış. Ama hatırlatırım kendisine, iletin. Benim büyüttüğüm çocuğa aşık oldu da evlendi. Yapma bunu. Hı. Bunu yapma anneciğim yani. Ya bak ben arada kalıyorum, tamam mı? Arada kalan ben oluyorum. Hadi onu Necla Hanım doğurmuş, o elin kızı. Hadi o anlamıyor. Sen 9 ay beni karnında taşıdın. Hep sen söylüyorsun. Çatır çatır doğurdum seni diyorsun. Anneciğim bari sen anla ya, sen anla. Tamam, dikkat ederim. Tamam. Bir de buna dikkat ederim. Yeni polisiye filmleri geldi mi Ferit? Ya amirim, birisi bana senin bu kadar polisiye film izlediğini söyleseydi ben asla inanmazdım, biliyor musun? Al benden de o kadar. Bizim zaten hayatımız polisiye. Bir de oturup polisiye filmi falan izleyemem yani amirim, kusura bakmayın. Ya rüyü yapma Selahattin. Ben bunları polisiye filmi diye izlemiyorum ki. Ben bunları komedi filmi diye izliyorum. Ben bunları izliyorum, izliyorum, gülüyorum. Gülüyor musunuz? Evet. Gülüyorum Selahattin. Ya Allah aşkına böyle polislik olur mu ya? Sen söyle Selahattin, böyle polisi, bunlar komedi ya. Ben bunları izleyip gülüyorum diyorum ya. Sen söyle, böyle polislik var mı? Yok amirim, nerede ya?
Her gün patlama, çatlama, uçan arabalar. Ya bir de o arabayla takip sahnelerinde parçalanan onca polis arabası ha. Evet, evet. Ya saçmalık. Saçmalık, böyle bir şey yok. Bak, mesela filmde bir polis bütün dünyayı dize getiriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Polis teşkilatla birlikte güçlüdür. Böyle bir şey olmaz. O yüzden ben bunları izliyorum, izliyorum, gülüyorum. Ya bak, bu gözle bakınca çok haklısın amirim. Gerçekten çok komik ya. Evet. O yüzden polisiye film alalım biz. Tamam amirim, bak bunlarla çok güleceksin. En aksiyonlu film bunlar. Heh. Man ve polis. Tamam. Aksiyonlu gülmek, tamam. Sağ olasın, ne kadar? Alırız amirim ya, alırız sonra ya. Olur mu öyle şey ya? Ver içinden ne gelirse o zaman. İçimden ne gelirse? He. Sevgi, ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika Fethi'cim, Nurten. Gönder Nurten. Rukiye. Sal, gönder. Ne yapıyorsun o zaman? Gönder. Bir bilsen Fethi'cim. Gönder. Artık su sorununu çözdük Fethi'cim. Ya biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz. Bizim susuzluğumuzla uğraşmayı bırak ya. Fethi'cim, bak bir Çin atasözü ne der biliyor musun? Birisine yardım etmek istiyorsan balık verme. Balık tutmayı öğren. Tamam mı? Nurten, tamam gönder hayatım. Bundan sonra taşıma su falan yok. Sen bana yukarıya bir telefon aç mı su diyeceksin. Buradan su akacak. Her taraf su olacak ya. Ya Seyfi, yarın sularımız geliyor bizim. Tamam. Oh, kazık bir fatura gelmişti. Nasıl ödedin sen onu? Ya ben hallettim. Yarın akacak sularımız. Olsun. Olsun, bu hortum burada kalsın. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak bu hortum burada kalsın. Lazım olur bir gün. İstemez, hiç gerek yok ya, Allah Allah. Kalsın, kalsın. Seyfi, o hortumu yavaş yavaş dışarı bırak. Nurten'cim, Nurten'cim. Çek canım yukarı. Çek canım sen, çek. Çek canım. Bunu bu kadar düşünüyor olmayı ben anlayamıyorum. Yani güzel filmler aldık ama. Evet abi. Şimdi biz AYT'ye gireceksek gireceğiz. Ne olmuş yani? Ne var bunda? Abim şimdi serbest dolaşım olacak ya. Evet. Öyle olunca Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların davalarına direkt gidip biz mi bakacağız? Evet Selahattin. Mesela sabah erken saatlerde 523T belediye otobüslerine bineceksin. Hop doğru Viyana'ya gideceksin. Oradaki olaya bakacaksın, geri geleceksin. Selahattin, sepetlik yapma ya. Saçma sapan düşüncelere kaptırdın kendini yine. Öyle şey olur mu? O serbest dolaşım dedikleri mallar için. Hani sen bir mal değilsin diye düşünüyorum. Yanılmıyorumdur inşallah. Yani ben de öyle düşünüyorum amirim. Merhaba Rıza amirim. Merhaba. Rıza amirim, ben sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki konuşabilirsin kızım, buyur. Şimdi benim babam bir kadınla tanıştı. Hı hı. Hatta nişanlanmayı falan konuşuyorlar. Oo! ne kadar güzel. Hayırlı olsun, ne derler? Allah mesut etsin diyelim o zaman. Yok, demeyelim Rıza amirim. Demeyelim çünkü benim bu kadını pek gözüm tutmadı yani. Ha. Ben diyorum ki acaba bir araştırsak mı kadını? Ha. Anladım kızım. Olmaz Yelvan, olmaz. Biz şahısları şahıslar istedi diye araştırmayız. Yelvan'cığım kusura bakma. Yani devletin polisi öyle özel dedektif gibi çalışmaz Elvan. Selahattin, ben de şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Civciv içerikli konuşmalara girmene gerek yok. Pardon abi. Kusura bakma Elvan'cığım. Yani biz sana teşkilat olarak yardımcı olamayız ama... sana yardımcı olabilecek bir teşkilat biliyorum. Neymiş? DTT. DTT? DTT. Amirim, ben öyle bir teşkilat hiç duymadım ya. Dedikodici teyze teşkilatı. Amirim ya. Bak bu istihbarat teşkilatı sana kesinlikle bu konularda kesinlikle yardımcı olabilir. Çok net. Tamam anladım abim. Yani, ama dikkat et, o dedikoduya da fazla inanma. Dedikodu adı üstünde dedikodu. Bire bin katan zehir. Hay demokone sağlamışsa. Hadi git bakalım. Görüşürüz. Hadi. Sen mal değilsin. Değilsin. Bence de değilim abi. Bunu kendine söyle, ben mal değilim de. Şükür ben işteydim ama senin halini düşünemiyorum bile. Ya her su konusu açıldığında babam senin başının etini yemiştir.
Ya bunları bana attırdınız. Bak ne hallere düştük, neler geldi başımıza diye. Yedi mi? Yok şimdi Allah var, çok da hani üstüme gelmedi ama hay sessiz kalması da insana daha büyük baskı yaratıyor Nazlıcığım, öyle değil mi? Bir de Seyfi Bey hiç unutmasına da izin vermedi. Anacığım gün içinde yok banyoya sokayım, yok keselim, yok onu yapalım, yok susuz kaldınız kaç kere? İnanmıyorum. Yukarıdan aşağı hortum sarkıttı. Aa! Ya, tamam çok iyi adam, çok iyi adam ama bazen o kadar abartıyor ki o iyiliği, hani ızdırap oluyor o iyilik. Hay Allah'ım ya. Peki babam o parayı nereden buldu? Yani faturaları nasıl ödedi? Abim mi verdi acaba? Ya da sen altınları mı bozdurdun? Yok ben hiçbir şey bozdurmadım. Abim de bir şey yapmamış ama çok merak ediyorum nasıl hallettiğini. Bu dosyalar sadece ne hallettim ya? Aa! Tabii eski faturaları tek tek bu dosyalara dizmiştim. Hani sizin attırdığınız dosyalar sayesinde. Babacığım sen nereden buldun onları? Atmamış mıydın? Yok ya, atar mıyım ya? Ben bunları muhtarlığa götürdüm. Allah'tan götürmüşüm. Yoksa şimdi dünyanın parasını ödeyecektik faturaları. Ay Fehmiciğim. Gittin bu ödenmiş faturaları ibraz ettin Sulari dersine, öyle mi? Tabii, tabii. Öyle ibraz ettim. Böylece kurtulmuş olduk. Ama size ders olsun diye evin suyunu da ben kestim. Ah! Abi. Tabii ya. Faturaları da bende olduğunu söylemedim. Artık bundan sonra bana icat çıkartmazsınız herhalde. Ben kendi adıma hayatta da icat çıkarmam artık. Fehmiciğim hatta o dosyaları da alırım. Yatak odasında böyle güzel bir yere saklarım. Annem o dosyalara böyle sarılır yatar artık ya kesin. Yatarım. Sarılır. Ay Fehmiciğim. Geldi gidiyorum. Karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan de bana yapmışız yine yıkmışız hep en sonunda maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatlarına.